alıyor olacağız. Ve şimdi sayın seyirciler, doçent doktor Hatice Karahan, Yeni Şafak yazarı telefon attığımızda. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, enflasyon rakamlarını takip ettik Eylül ayına ilişkin olarak. Bunlardan sizin okumanız nasıl oluyor acaba? Enflasyonda aylık olarak %0.89, yıllık olarak da 7.95'lik bir artış şu anda karşımıza çıkıyor. Sizin yorumunuzu alalım. Evet, şimdi belirttiğiniz gibi yıllık bazda %7.95'lik bir artış gördük. Bu geçtiğimiz ay %7.14'tü. Dolayısıyla enflasyonda bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Önceki aya göre de %0.89'luk bir artış var. Alt gruplara bakalım. Alt gruplara baktığımızda yıllık enflasyon bağlamında yine gıda fiyatlarının oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra yine gıda ile ilgili olarak lokanta ve oteller kaleminde ciddi bir artış ve katkı var. Bunun yanı sıra bir de konut kaleminden katkılar görüyoruz. Hatta bu üç kalemi birleştirdiğimizde 7.95'lik enflasyonun 4.9 puanı buradan geliyor. Burada tabii gıda fiyatlarının etkisi var ama bunun yanı sıra kur geçişkenliğinde etkilerini gözlemliyoruz. Ve de mevsimsel etkiler de tabii ki var. Ancak genel tabloya baktığımızda yine enflasyonun zor bir dönemden geçmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Merkez Bankamızın elini bir şekilde zayıflatıyor. Zaten son PPK toplantısında da bu görünümün beklendiği belirtilmişti toplantı tutanaklarında. Ve bu bağlamda sıkı para politikasının sürdürüleceği açıklanmıştı. Enflasyon görünümünün bu şekilde Merkez Bankası para politikalarını da etkileyeceğini söyleyebiliriz bir süre daha. Evet, bunları çok yakından izliyor olacağız Merkez Bankası'nın politikalarını. Bir yandan tabii Merkez Bankası'nın politikaları Amerika Merkez Bankası Fed'inkine de paralel gidiyor, evet. Ve orayı da bir bekleme içerisinde. Cuma günü gelen veri de çok önemliydi aslında. Cuma günkü veriye baktığımız zaman beklentinin altında kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam verisi ve bayağı bir altında kaldı aslında. Çünkü 201 bin artması beklenirken 142 binlik bir artış gerçekleşti. Bu da tabii piyasalarda biraz gelişmekte olan piyasalara yaradığını görüyoruz, dolar endeksinin geri çekilmesiyle beraber. Bu anlamda beklentilerimiz nasıl olmalı? Çünkü faiz artışı için Ekim zaten çok muhtemel görünmüyordu ve beklentiler aralığa kaymıştı. Ancak şu anda yurt dışı manşetlerine baktığımız zaman karşımıza çıkan bazı söylemler var. Bu da faiz artışının, yani Amerika Merkez Bankası'nın 2016'da faiz artırabileceğine ilişkin bu konu hakkında sizin görüşleriniz nasıl olacak? Evet, bir süredir faiz artışı giderek yakınlaştı gündemde. Fakat belirttiğiniz gibi ABD'den gelen veriler maalesef derken ABD için henüz çok da tatmin edici değil. O yüzden Aralık'tan önce bir şey beklemiyoruz. Ben şahsi görüşüm 2016'ya kalması. Ben yılbaşından beri bu şekilde söylüyorum. Çünkü dediğim gibi veriler henüz tatmin edici değil. Görünümü, gelecek görünümü de o şekilde değil. O yüzden 2016'ya kayması muhtemel. Fakat FED tarafından gelen bazı üyelerin açıklamaları da bu sene beklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu yüzden en azından bizim için Türkiye açısından seçimi atlatmak olmamız önem taşıyacak. Çünkü oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Kasım sonrası hızlı bir şekilde hükümet kurulumu gerçekleştirilirse ondan sonra etkileri biraz daha yumuşak olacaktır diye düşünüyorum. Fakat yine de faiz artışı yaşandığında sert tepkiler gelecek. Buna en hazırlıklı şekilde yakalanmamız önemli. Belki verilecek en temel mesaj budur. Peki, merak ettiğim bir konu daha var. O da genel seçimlere yaklaşırken 1 Kasım'a az bir süre kalmışken bizi neler bekliyor acaba Türkiye ekonomisinde? Şimdi yurt dışında da bu gelişmeleri tartışıyoruz. Bir yandan Çin endişesi büyük anlamda baskılıyor. Piyasalara baktığımız zaman bir endişe kaynağı oluşturuyor. Onun yanı sıra Amerika Merkez Bankası diyoruz. Ve bir de tabii Türkiye'de yaşanan artan terör olayları, malum bu gibi olumsuz gelişmeler var. Nasıl bir ortamdan geçiyoruz şu anda? Bizi neler bekliyor önümüzdeki dönemde? Evet, şimdi 2015 yılı bildiğiniz gibi jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomideki gevşeklik dolayısıyla dış ticaretten çok fazla hiç aslında katkı alamadığımız bir dönem oldu. Dolayısıyla bu yıl iç talepten gelen katkıyla beslendik. Onunla mütevazi büyümemize devam ettik. Özellikle tabii yılın ikinci yarısında ilk yarın büyüme rakamları açıklandı. Fakat ikinci yarısında daha da zor bir tablodan geçiyoruz. Çünkü hem bahsettiğiniz gibi seçimlerin ve sonrasında gelen belirsizliğin, siyasi istikrar belirsizliğinin hem de terör olaylarıyla güvenlik endişelerinin vuku bulduğu bir ortam. Bu da ister istemez iktisadi aktivitede bazı soru işaretleri yaratıyor, belirsizlikler yaratıyor. Geçtiğimiz hafta ekonomik güven endeksi açıklandı örneğin. Burada toplumun tüm kesimlerinde, ekonomik aktörlerin hepsinde bir güven düşüşü yaşandığını görüyoruz. Bunlar tabii mevcut ortam, konjonktürel etkiler. O yüzden de seçimlerin
sonrasında güvenin de bir miktar toparlanmasını umuyoruz. Tabii terör olaylarında dinmesi en büyük arzumuz, dileğimiz. Ve belki sonuç olarak 2015 artık geçti, geride kaldı, bir şekilde süre kaybettik. Fakat 2016'da yeni hükümetle birlikte vizyoner politikaların ve güven ortamının tesis edilmesi Türkiye ekonomisi için en önemli madde olacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız değerlendirmeler, verdiğiniz bilgiler için Doçent Doktor Hatice Karahan, çok teşekkürler. Ve sayın seyirciler, şimdi tabii piyasalardaki rakamları...